Merhaba arkadaşlar, İğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yaptığım havlu modelinin motifi nasıl eklediğimi ve süslemesini nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup, zili aktif hale getirip, bir de beğeni yapıp bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet. Size dağlarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Dağların yapılışı diğer videolarımda var. Oradan bakabilirsiniz yapılışını merak edenler için. Ben size sadece bu havlunun, yaptığım havlunun sayılarını vermek istiyorum. 35 zürafa ile başladım arkadaşlar. Sonra aralarında da 3 veya 4 tane zürafa kalacak şekilde bırakıp diğer havluma başladım arkadaşlar. Dediğim gibi 35 zürafadan başladım. Şimdi motifimi ekleyeceğim arkadaşlar. Bu modelim için bu motifi kullanacağım. Şöyle göstereyim motifimi. Motifimi eklemek için dağım renginden ve motifimin ortasındaki bulunan renkten kullandım arkadaşlar. İkisi de krem olduğu için kırık beyaz. Evet, motifimin arka tarafından bir düğüm atıyorum. Düğümümü attıktan sonra ön yüzüne çevirdim. Şimdi dağımı getiriyorum arkadaşlar. Dağımın şu kenarına, sağ tarafına arkadaşlar, şöyle baş tarafına gelecek şekilde tutturup dikeceğim arkadaşlar. Evet, şurada iğnemi çıkartıyorum. Şimdi de motifimi dağıma dikiyorum arkadaşlar. Şöyle beyaz kısmına gelecek şekilde. Şöyle normal. Şöyle diktim arkadaşlar. Arkaya çevirip düğümümü atacağım. Evet, motifimizi bu şekil ekledik arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimi alacağım arkadaşlar. Evet, şu yeşilden kullandım. Şöyle şu tam ortadaki sıradan arkadaşlar şöyle takip ederek tam ortasındaki sıradan
Şöyle belirliyorum. Evet, şurası. Buradan değil de hemen yanındaki zürafaya düğümümüzü atıyoruz. Şimdi hemen onun da yanındakine düğümümü atıp bir tane yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Yuvamın içine iki zürafa yaparak başlıyorum. Evet, yani şimdi ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Şimdi yanlardan attırarak çıkacağım arkadaşlar birkaç sayı. Bir tane yaprak oluşturacağım arkadaşlar. Hemen aynı yere batırıp zürafa sayımı 3 yapıyorum. İpimi diğer tarafa geçirdim. Baştaki zürafaya batırıp bir tane zürafa yapıyorum. Zürafa sayım 3. Aynı yere bir daha batırıyorum. Aynı zürafaya bir zürafa daha yapıyorum. Evet, zürafa sayım 4 oldu. Evet, zürafalarımı sayıyorum. 5 tane zürafam oldu. Artık arttırma işlemi yapmıyorum arkadaşlar. İpimi diğer tarafa geçirdim. Şimdi baştaki zürafaya bir tane kirpik yapıyorum. Zürafadan bir tık büyük olacak şekilde. Evet, şu şekil. Kalan zürafalarımın üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Evet, 4 tane zürafam oldu. Arttırma işlemi yapmadan ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Baştaki zürafaya bir tane kirpik yapıyorum. Bu şekil azaltacağım arkadaşlar. Evet, yaprağımı
Yaptım arkadaşlar. Şimdi ipimi kesmeden alta indireceğim. Şöyle kontör yapar gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle tekrar bakıyoruz. Yanlış yapmayalım. Evet, hemen şuradan başlayacağız. Hemen şimdi altından burada şu zürafa evet yanlış yere batırdım. Şuradan arkadaşlar hemen şu yaprağımın dibindeki sıradan bir tane düğüm attım. Yaprağımı sabitleştirdim. Evet şuradan şu sıradan şöyle kolay görünsün diye şuradan başlıyorum. Evet, iğnemi bir alt bir üst şöyle bir alttan bir üstten şöyle zürafaları bir alttan bir üstten iğnemin üzerine alıyorum. Evet, tam ortasına gelecek şekilde ve ipimi şöyle çekiyorum arkadaşlar. Şu şekil. Şimdi arkadan yine arkadan da arkadaşlar şöyle göstereyim. Yine bir sırada bir alttan bir üstten geçeceğim. İpimi şuradan çıkartayım. Şu taraftan göstereyim size alttır. Bir alttan bir üstten aşağı doğru ilerliyoruz. Evet, iki sıra oldu. Bir sıra daha çıkıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekil bir alttan bir üstten devam ediyorum. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Çiçeğimizin dalını oluşturduk arkadaşlar. Şimdi düğümümü atacağım. Evet arkadaşlar, havlumuzun süslemesini de tamamladık. Bu şekil arkadaşlar.
Instagram adresim ineoya1342'den de bitmiş halini bulabilirsiniz arkadaşlar. İlerleyen günlerde paylaşacağım. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.